Efendim geldik 48. bölüme. Türkiye'de bulutluluk. Şimdi bulutluluk oranı arkadaşlar nemlilikle doğrudan orantılıdır. Eğer bir bölgede bağın nemlilik yüksekse bulutluluk oranı da artacaktır. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında bağın nem oranının yüksek olması bulutluluk oranının da yüksek olmasına neden olmuştur. Özellikle Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin kıyıları, Rize, Hopa arasında kıyı bölgesinde bulutluluk oranı arkadaşlar 6'dan daha yüksektir. Hani bulutluluğu 0 ile 10 arasında ayırmıştık ya. 6'dan daha yüksektir. Karadeniz kıyılarının tamamında arkadaşlar 5-6 civarındadır. Arkadaşlar bağın nemin fazla olduğu yerlerde dedik bulutluluk da fazladır. Türkiye'de bulutluluğun en yüksek olduğu yer Karadeniz, en az olduğu yer ise Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'dur. Baktığımızda arkadaşlar buralarda bulutluluk %3-4 civarında, hatta Alanya-Anamur arasında, geliriz Finike ile İzmir arasında ve Güneydoğu Anadolu'nun en güneyinde %3'ün de altına inmektedir. Geldik örnek sorularımıza. Sıcaklık ile bağın nem arasında ters orantı vardır. Yani sıcaklık arttıkça bağın nem oranı düşer. Bağın nem ile bulutluluk oranı arasında ise doğru orantı bulunmaktadır. Yani bağın nem arttıkça bulutluluk oranı artmaktadır. Sıcaklık ortalamalarının arttığı yaz dönemlerinde bulutluluk oranlarının düştüğü görülür. Buna göre Ağustos ayı içinde herhangi bir günde yaşanan sıcaklıkları verilen yukarıdaki merkezlerden hangisinde bulutluluğun daha fazla olması beklenir? Sıcaklığın ne kadar düşükse bağın nem o kadar yüksektir. Dolayısıyla bulutluluk o kadar yüksektir şeklinde yaklaşacağız. İzmir 24 derece, Konya 26, Samsun 22, Kars 20, Antalya 30. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar Kars verilen merkezler içerisinde sıcaklık değerinin en düşük olduğu alan olduğu için bağın nem yüksek olacak. Buna bağlı olarak da bulutluluk yüksek olacaktır. Dolayısıyla aradığımız cevap D seçeneğidir. Geldik son slaytımıza. Türkiye'de en fazla bulutlu gün sayısı Doğu Karadeniz kıyılarında görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Kuzeyinde serin bir denizin olmasının kesinlikle etkili. Karadeniz ne yapıyor arkadaşlar? Fazla sıcak olmadığı için, serin olduğu için burada hem sıcaklığı düşürüyor, bağın nemi yükseltiyor. Doğru. Kıyıya paralel şekilde uzanan sıra dağların bulunması. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri bu kıyıya paralel uzanan dağlara çarptığında yükseliyor. Bağın nemi yükseliyor. Bu da doğru. Karadeniz üzerinden kıyıya doğru gelen serin ve nemli hava kütlelerinin yıl boyunca etkili olması. Kesinlikle zaten bundan dolayı Türkiye'nin en yağışlı alanı. Bu da doğru. Türkiye'nin en kuzeyinde yer alması. Enlemin etkisiyle sıcaklık değerleri daha düşük. Bu da doğru. Kıyı uzunluğunun fazla olması. Arkadaşlar kıyı uzunluğunun az ya da fazla olması bağın nem üzerinde etkili olan bir faktör ya da bulutluluk üzerinde etkili olan bir faktör değildir. Bu nedenle aradığımız cevap E seçeneğidir.